Sevgili Ömer Mekke'den Medine'ye geçti. Kabe'den sonra şimdi bir de gözlerimiz Mescid-i Nebevi'yi görmekle şerefleniyor elhamdülillah. Oraların havasını, dokusunu, rengini, şemalini bize gösterdiği için, buna vesile olduğu için ona teşekkür etmek istiyorum ve tüm ekibe tabii ki. Çünkü oraları görmek ayrı bir lezzet, ayrı bir güzellik hocam. Gidenlerin daha da iyi anladığı bir lezzet ve güzellik. Gitmeyenlere de Cenab-ı Hak nasip eder inşallah diyor. Ve evet sevgili Ömer sendeyiz. Mustafa Cihat, Efendimizle nurlanan, onun gelişiyle onurlanan şehir Medine-i Münevvere'den selamlar, sevgiler. Bugün sizleri Mekke müşrikleriyle girişilen mücadelenin önemli safhalarından bir tanesi olan Uhud Savaşı'nın yapıldığı yere götüreceğiz. Uhud'u bakın bizlere kim anlattı? Sevgili seyirciler, Medine'nin en önemli ziyaret edilmesi gereken yerlerinden bir tanesi de Uhud mevki. Şu anda bizler Okçular Tepesi'ndeyiz. Uhud, acı hatıralar ve ibretlerle dolu olayların yaşandığı bir yer. Uhud'u Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Hüseyin Kayapınar hocamızla konuşacağız. Hocam, Uhud'dayız. Evet. İnanılmaz bir duygu ve şu anda felaket bir rüzgarla karşı karşıyayız. Uhud'u dinleyelim. Evet. Sen de söylediğin gibi Uhud, İslam tarihinde fevkalade önemli yeri olan bir alan ve yeni olan bir vaka. Şimdi biliyorsunuz Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Mekke'de Müslümanlığı yaşayamadıkları için Medine'ye göç ettiler. Ve biraz da tabir caizse kovuldular. Müşrikler Müslümanların Medine'ye gelmesiyle peşlerini bırakmadılar. Çünkü onların burada güçlenip sonra kendilerinin o güçlerini, saltanatlarını yok edeceğinden endişe ediyorlardı. Bu yüzden zaman zaman Müslümanlar üzerine hücumlar yaptılar, saldırılar yaptılar. Bunlardan ilki Bedir Savaşı'dır ki Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ettikten çok kısa bir süre sonra olmuştur. Ve Bedir Savaşı'nda Müslümanlar çok önemli bir kazanç sağladılar, önemli bir galibiyet elde ettiler. 70 tane müşrik orada öldürüldü. Şimdi bunun intikamını almak için yeminler ettiler ki öldürülenler arasında bu Mekke'nin eşrafından, ileri gelenlerinden insanlar da vardı. Daha sonra bir sene kadar sonra yeniden daha büyük bir orduyla ki 3000 kişilik bir ordu Medine üzerine yürüdüler. Burada savaşma kararı verildi. Bu karşıda gördüğümüz alan savaş alanı, yani Uhud Savaşı'nın geçtiği alan. Peygamber Efendimiz burada savaşırken bu tepe tabi başı üst tarafına çıkamıyoruz, yani aşağıdayız. Arka taraftan, arkadan süvarilerin gelip de müşriklerin gelip de Müslümanları burada sıkıştırmamaları için buraya okçular gitti. Onun için bu tepeye Okçular Tepesi deniyor. Hazreti Hamza'nın kabrini herkes merak ediyor, izleyicilerimiz. Evet. Orayı da hemen hocam sizlerden alalım. Savaşın olduğu alanın orta kısmında. Şimdi şu orta kısmında kabirler var, belli zaten. Orada bu etrafı çevrili olan kısım Uhud Şehitliği. Ve Hazreti Hamza'nın kabri de bu bölge içerisinde ki ona Şehid-i Şüheda deniliyor. Bu arka tarafta görülen boğaz, Müslümanlar işte bu okçular yerlerini terk ettiği için mağlup duruma düştüler ya, Müslümanlar o dağa doğru, boğaza doğru çekilmek zorunda kaldılar ve Peygamber Efendimiz de orada. Ve bu savaşta hatırlanması gereken en önemli noktalardan birisi şu: Peygamber Efendimiz buraya diktiği o okçulara dedi ki, biz galip de gelsek, mağlup da olsak kesinlikle burayı terk etmeyelim. Ve bu şekilde söz aldı. Ancak Müslümanlar ilk hamlede galip duruma düştüler. Müşrikler kaçmaya başladı. Onlar kaçmaya başlayınca arkalarından onların ganimetlerini toplamaya başladılar. Ve onun üzerine buradaki okçular dediler ki, ya tamam savaş bitti, biz galip geldik. Diğerleriyle beraber biz de ganimet toplayalım ve burayı terk ettiler. Sadece 6 kişi kaldı okçuların başıyla beraber, komutanla beraber. Halid bin Velid de buradan devamlı gözlüyordu onları. Okçuların yerlerini terk ettiğini görünce oradan atlılarıyla geldiler, okçuları şehit etti ve arkadan dolaşarak Müslümanları galipken mağlup duruma düştüler maalesef. Ama evet, demin söylediğim gibi nihai bir galibiyet, mağlubiyet olmadı burada. Evet. Sevgili seyirciler, Uhud'dayız. Uhud öyle bir yer ki hüznün, imtihanın, acıların, acı hatıraların merkezi. Uhud'da gezmeye, Uhud'u öğrenmeye devam ediyoruz.
Evet sevgili seyirciler, Okçular Tepesi'nden Uhud Şehitliği'ne doğru geldik. Şu anda Uhud Şehitliği'nin yanı başındayız. Hocam Uhud Şehitliği'ni ilk defa görüyorum ben. İnanılmaz etkileyici buldum. Hazreti Hamza'nın kabri olduğunu düşünüyorum burası. Öyle midir hocam? Evet, şimdi burada demin de söyledik ya 70 kadar şehit var burada. Bunların içerisinde ashabın önde gelenlerinden de var. Başta Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin amcası malum. Sonra Mus'ab bin Umeyr diye yine sahabilerden bir önemli şahsiyet var ki o daha hicretten önce Medine'ye gelip Medine'deki halkın Müslüman olmasında ödemiş derecede emeğe geçen bir insan. Sonra Abdullah ibn Revaha var yine meşhur sahabilerden. Onların kabirleri bunlar. Daha ileride de daha şeyler var. Orada diğer şehitlerin kabirleri. Tabii buranın şeyi kabirler üzerine ciddi manada bir şey yapılmasını izin vermiyor. Onun için gayet mütevazi. Sadece buranın kabir olduğu belli olacak şekilde etrafını çeviriyorlar. Çok sağ olun hocam. Bizler de tüm şehitlerimize ruhlarına birer Fatiha gönderelim. Her şeye rağmen iyilik peygamberi, sevgi peygamberi, Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz buyurmuşlar. Ramazan adına kutsal topraklardan aktaracak daha çok şey var. Bir kez daha herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ömer. Yine oradan bize seslenerek orayı güzel, o güzelliklerini bize göstererek yüreklerimizi fethettin. Allah senden razı olsun. Güzel bir vesile değil mi? Oraları görmek başka bir lezzet hocam. Güzel. Ya.